Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak O Kadar Televizyon'un haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Son yolculukta sorulan merhumu nasıl bilirdiniz sorusu ahiret sorusundan fazla terletiyor. Merhumu nasıl bilirdiniz? Şşt, size söylüyorum yahu. Merhumu diyorum, nasıl bilirdiniz? Şşt! Hey! Hop! Size soruyorum yahu, nasıl bilirdiniz merhumu? Sen söyle sen, merhumu nasıl bilirdin? Ben mi? Hey ya, sen! Nasıl bilirdin merhumu? Bana sormasan iyi olur İmam Efendi. Sordum ama kardeşim, hadi söyle, nasıl bilirdin merhumu? Ben mahalle bakkalıyım. Benim veresiye defterimde en az 10 sayfası vardı. Canım şimdi sırası mı onun? Ben kimden alacağım şimdi bu paraları? Ama kardeşim bak şimdi. Bu devirde tek işle geçinilir mi? Ben devlet memuruyum diye sadece memurlukla geçinmeye çalışırsa böyle olur işte. Ama kardeşim ne yapsın para bulamıyorsa değil mi? Nasıl bilirdiniz dedin değil mi? Al söylüyorum işte. Salak bilirdim salak. Hay Allah. Neyse biz işimize bakalım. Siz nasıl bilirdiniz merhumu? Bunun için öldü dediler. İnanmadım. Kendi gözlerimle görmeye geldim. Benden tam 10 milyon lira aldı İmam Efendi. Vermedi. Ben adi bilirim o kadar. Bana 3 aylık ev kirası taktı. Ben ağzımı bir açarsam... Açıkçası ben bunu iyi bilmem kardeşim. Ben polisim. Bunlar memur maaşları artsın diye zırt pırt yürüyüş yaparlardı. Biz de dayak atardık ama pek akıllanmadı. Kuyruklarda süründürdü bu herif beni, kuyruklarda. Kaç kere lanet ettim ben bu adama. Sakın bu adamı nasıl bilirdin diye sormayın bana. Çok kötü şeyler söylerim vallahi. Bırakın. Ya İmam Efendi kendine gel Allah aşkına. Bu merhumu nasıl bilirdiniz lafı çok eskilerde kalmış. Bugün soygunculuğun, üçkağıtçılığın saygı gören kavramlar haline getirildiği... ...namuslu olmanın neredeyse ayıp, enayilik sayıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Hiç bu devirde nasıl bilirdiniz diye sorulur mu biri hakkında? Hayat şartları yüzünden ele avuca sığmayan insafsızlık el insaf dedirtiyor. Abla sileyim be abla, ekmek parası be abla. Ne olur be abla. Abla sileyim be abla. Abla. Abla be sileyim be abla. Çok temiz yaparım abla bak. Çok güzel yaparım ablacığım be. Bak ne güzel oldu ablacığım. Oğlum pisletiyorsun, niye siliyorsun ya? Abla bir bahşiş ver baba. Allah Allah çekil. Ablacığım bak vallahi çok güzel yaparım abla. Yapma be abla ya. Abla bir sakız abla, ekmek parası bir selpak abla. İstemem çocuk. Abla bir tane selpak al abla, bir tane sakız al abla. Oğlum istemem. Abla bir selpak abla. Oğlum gitsene buradan. Elma var elma, kağıt elma, kağıt elma. Kağıt elma abla, abla elma var abla. İstemem be. Abla alsana bir tane be. Allah Allah. Hey Allah'ım yarabbim. Bu trafik mümkün değil açılmaz. Ben bu arabayı buraya kilitleyeyim de görün siz. Allah kahretsin yağmur da başladı. Bak sokakta kal. Abla Allah rızası için Allah be. Versin. Abla öyle deme be. Bir ekmek parası istiyorum be ablacığım. Ne ya olur kardeşim, be ablacığım Allah be. Allah Allah. Abla o güzelliğinin hatırına bir ekmek parası kardeşim, be ablam. Kardeşim niye tutuyorsun üstüm? Ya ablacığım ne olur Allah seni sevdiklerine kavuştursun. Ablacığım bir dakika gel Allah aşkına. Bir ekmek parası be abla be. Ne olur o güzel çantadan bir şeyler çıkar be abla be. Tövbe yarabbim. Aa, güzelliğin hatırına Allah. Abla ona verdin bana da ver. Kurbanın olayım abla. Ay kardeşim. Abla bu Allah. Yetmez ne olur. Bir Allah de yanında Allah. Ayran içeceğim ayran. Bir abla. Ne olur ayran parası. Abla. Çocuğum ne olur parlatayım Allah. Çocuk parlatayım Allah. Çocuk parlatayım. Bir bahşiş ver. Ne olur. Bak parlıyor gel. Aldın al bir bahşiş ver. Allah kahretsin. Hüsam yakala. Abla iyi bahşiş veriyor. Hay olamaz böyle bir şey. Artık sokağa çıkılmıyor be. Millet işsizlikten ne hale gelmiş ya.
İyi günler hanımefendiciğim. İzniniz olursa size teknolojinin son harikası olan elektrik süpürgemizi tanıtmak istiyoruz. Yok teşekkür ederim. Ama benim bu elektrik bildiğiniz makinelerden değil efendim. İnanılmaz bir şey. Biliniz nerede kızım? Bulup takıver hemen çalışacağım. Beyefendi çok teşekkür ediyorum. Benim elektrik süpürgem ama var. Ama hanımefendi bu olaya inanamayacaksınız. Ne kadar temizleyeceğini görseniz bir ev hanımı olarak harikalar yarattığını göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun siz. Ama gerçekten bunu size tanıtmak isterdim. Bir başka bakın, zaman inşallah. Ne kadar memnun kaldım. Ay evde de rahat vermiyorlar insana. Yine sen be. Hanımefendiciğim, gerçekten anlatamadım size. Bu teknolojik bir olay. Bunu prize takıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Beyefendi, var benim elektrik süpürgem. Ama efendim, anlamıyor musunuz? Bunu çalıştırdıktan sonra evden çıkıyorsunuz. Ay olamaz böyle bir şey. Defolun be, defolun be. Laçin, parçalayacağım seni be. Hanımefendiciğim, bunu çalıştırıyorsunuz. Ortalığı siliyor, süpürüyor, yatakları yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Ha, gerçi burası şaka ama makine bir harika. Ay sizi öldürebilirim ben de bunu. Gidin hadi, gidin hadi. Neydi bugün yaşadığım bu kabus? Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu tabakları mutlaka alın. Hey Allah'ım, ya Rabbim. Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu bardakları mutlaka alın. Yeter artık be! Hanımlar, şşt, hanımlar. Bu tencereyi mutlaka alın. Yeter artık be! Hukuk sistemindeki ceza uygulamalarını yerinde bulmayanlar artık sorunları yerinde çözmeye başladı sayın seyirciler. Bırakın beni. Bırakın diyorum size ya. Bu adam 15 yaşında bir kıza tecavüz etmiş amirim. Vay utanmaz arlanmaz. Hem bir kıza hem de 15 yaşında bir kıza. Ama amirim kızı bir görseniz vallahi. Sus lan sus, daha fazla konuşma. Konuştukça içeri gidiyorsun vallahi. Bu adamı ne yapalım amirim? Doğru kadınlar koğuşuna götürün. Bunun cezasını ancak orada verin. Yapmayın, yapmayın. Bunu bana yapamazsınız. Bırakın, yapmayın. Seni gibi ırz düşmanı seni. Nelerle tecavüz ettin ha? Ay durun yapmayın. Bu bir ırz talep meselesi. Seni gibi şey budalası. Buldun tabii küçücük kızı. Hem de kızı olan kızı. Al bakalım. Bırakın beni diyorum size, bırakın beni. Bırakın. Bu gelini gerdek gelisi kaynanasını 36 yerinden bıçaklarken yakaladık amirim. Tüh, yazıklar olsun sana. Hem de 36 yerinden ha. Hayır amirim, arkadaşlar yanlış saymışlar. İki tane atlamışlar. 38 yerinden bıçakladım. Bu kadını ne yapalım amirim? Götürün bunu, götürün, gözüm görmesin. Nereye götürelim amirim? Nereye olacak? Kaynanalar koğuşuna. Ah yapmayın komiserim, bunu bana yapamazsınız. Geç bakalım, Allah sultan. Oo, kimler gelmiş, kimler? Gel bakalım, gel. Kaynana seni seviyormuş. Biz de seni bekliyorduk. Gel bakalım, gel. Senin cezanı biz vereceğiz. Bırakın beni ya. Kiraya zam yapmıyordu. Her ay beni sallıyordu. Beni şeyine sallamıyordu. E bir karar ver artık. Sallıyor muydu, sallamıyor muydu? Sallamıyordu. Bu adam ne yapmış çocuklar? Bu adam ev sahibi. Kiracısını döner bıçağıyla 8 eşit parçaya ayırmış amirim. Demek bu adam ev sahibi. Onu da kiracıların koğuşuna atın o zaman. Ah! Bana bunu yapamazsınız. Yapamaz. Ya buraya. Bu hakimi futbolcuların koğuşuna atın. Ah! Gel buraya. Durun, yanlış yapıyorsunuz. Doktorum ben. Bu doktoru hastaların koğuşuna atın. Bu hastayı doktorların koğuşuna atın. Bu hırsızı polislerin koğuşuna atın. Bırakın beni ya. Ya masumum ben. Bu arkadaş ne yapmış çocuklar? Gözaltına aldığı gazeteciyi copuyla, anlıyorsunuz ya. İşte. Cop mu etmiş? Cop etmiş. Ben copumla gidiyordum abinin. Birdenbire kendini copun önüne attı. Ya demek öyle. O zaman bu adamı gazetecilerin koğuşuna atın. Orada cezasını verirler. Yürü. Yapmayın kurbanı. Bırakın beni kardeşim, bırakın. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Sürdürürüm lan sizi. Sürüm sürüm süründürürüm. Bana bak lan. Yaka numaran kaç senin? Bu adam milletvekili amirim. Kendi milletini dolandırırken yakaladık. Yani biraz daha geç kalsak milleti soyup soğana çevirecekti. Bunu nereye atalım amirim? Nereye olacak? Bu adamı vatandaşların koğuşuna koyun. Bunun cezasını da millet versin. Bunu bana yapamazsınız. Memur bey, bunu bana yapamazsınız. Ne o? Bu aralar bize hiç iş düşmüyor. Sabahtan akşama sinek avlıyoruz. İş yok mu yani bize?
Vallahi beyler iş çok. Hatta eskisinden daha da çok. Ama siz de biliyorsunuz ki adalet artık yerini cezaevlerinde buluyor. Biz de ne yapalım? Sizlere bu aralar pek iş yollamıyoruz. Anlayacağınız milleti millete havale ediyoruz. Hem işler böyle çok daha hızlı yürüyor. İnsanlar arasında hayvan kelimesi hakaret kabul edilirken bazı hayvanlar dostluklarıyla insanları hayran bırakıyorlar. Sayın seyirciler, şimdi gözlerinize inanamayacağınız bir haberi getiriyoruz ekranlarınıza. İnanılmaz ama gerçek. Bu asrın dostluğu sayın seyirciler. Kesinlikle inanamayacaksınız. Yer Samsun, konu ise bir köpekle ördeğin dostluğu. Harika bir haber bu. Bu haberi yapan muhabire ikramiye vereceğim. Dün gece bütün reytingleri kaptık. Getir kızım listeyi. Maalesef efendim, dün gece hiç reyting alamamışız. Aa, kim birinciydi peki? Efendim, dün gece bizim haber yayınlandığı sırada Kanal 28'de bir haber vardı. Daha inanılmazdı. Neymiş o haber? Efendim, bir orangutanla bir civcivin dostluğunu görüntülemişler. Şimdi bir göreceksiniz. Civciv çıkmış orangutanın tepesinde kafasını gagalıyor. Orangutan da gülerek onu okşuyordu. Hadi ya. Desene bütün reytingi onlar götürdü. Maalesef efendim, onların reytingi de çok düşük. Kim aldı peki bu reytingi? Efendim, tam o sırada 33. kanalda bir fille karıncanın dostluğunu gösteren bir haber vardı. Ay göreceksiniz, inanılmazdı. Fil karıncanın tepesine çıkmış oynuyor. Karınca da kızmıyor. İnanılmaz bir haber. Desene bütün reytingi onlar götürdü. Hayır efendim. Aa, kim? Kim aldı peki bu reytingi? Kanal 42 efendim. Onlar ne bulmuş? Anlatamam. Anlatılacak gibi değil. İnanamazsınız. Bakın ben kaseti aldım. En iyisi koyayım, siz gözlerinizle görün. İnanılacak gibi değil. Tak bakayım. İnanamayacaksınız. Allah Allah. Bu izlediklerimizden daha inanılmaz ne olabilir ki? Karıncayla fil, orangutanla civciv, köpekle ördek. Bundan daha inanılmaz hangi canlıların dostluğu olabilir ki? Bakın izleyin. Sayın seyirciler, Kanal 42'nin büyük habercilik başarısı. Bu haberimizi görünce kendinizi çimdik çimdik çimdikleyeceksiniz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir haber. Yer İstanbul, yıl 1998. İşte inanılmaz dostluk görüntüleri. Hakikaten en inanılmazı bu. Kendi gözlerimle görmesem polisle memurun veya öğrencinin dost olabileceğine hayatta inanmazdım. Reytingler helal olsun bunlara. Herkesin cin olup adam çarptığı ülkemizde cinler bile cinnet geçiriyor sayın seyirciler. Ah yoruldum vallahi. Bütün şehri dolaştım durdum. Kimse eskisini satmıyor ya. 3-5 parça eski bulacağım da onları satacağım da para kazanacağım da ölme. Ne yapıyor ki eskiyi millet? Ne bileyim, kullanıyorlar da. Millet de yeniyi alacak para ne yok. Baba bu ne? Ne bileyim lan, ben bunun ne diye almışım ki? Neymiş bu böyle? İster misin Alaaddin'in lambası gibi içinden cin çıksın, şöyle zebellah gibi dile benden ne dilersin desin? Ya tabii, niye olmasın? Parayla değil ya, hayal kuruyoruz. Ben önce kocaman bir ev isterim, bir tane de çamaşır makinesi isterim. O zaman ben de bir kamyonet isterim. Şehri yürüyerek kesmekten kurtulmuş olurum. Para istesen daha iyi değil mi? O zaman hiç gezmezsin. Doğru söylüyorsun, cin bu. İstediğin her şeyi yapar. İşte Alaaddin'in cini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dilek dileyelim hemen. Bak cin, ne istiyoruz kız? Kamyonet. Yok, büyük bir ev. Bir de akşam yemeği için kızarmış tavuk. Tamam sahip, istedikleriniz olacak da önce... Çocuğu sünnet ettir. 12 yaşına geldi, hala sünnet olmadı. Canım, onu sonra yaptırırız. Kamyonet işini unutmayalım. Sahip ya, varsa biraz kuru ekmek, biraz da peynir. Açım da. Ne diyorsun sen ya? Cin olan sensin. Biz senden bir şeyler isteyeceğiz. Masalda böyleydi. İyi de aç ayı oynamaz ki. İstediklerini versek mi acaba? Belki işe yarar. Deneyelim mi? Açlıktan da başım dönüyor. Bari bir tuzlu ayran olsa. İyi kötü bir şeyler getireyim ben. Cemile, Seyit Ali, Gülbahar, Pembe, gelin. Onlar da kim ya? Thank you.
Babam, çoluk çocuk, onlar da kaç gündür açtı. Abla, kola var mıydı? Bu kuru kuru gitmez. Sizin işleri sonra hallederiz. Bir tane de taksi mi istesek acaba? Şoföre veririz, ek gelir olur. İstemişken iki tane isteyelim. Hazır cinleri bulmuşuz. Sahip ya, varsa bir de cigara tellendirelim. Yemeğin üstüne iyi gidiyor Melek. Ne demek canım, lafı mı olur artık bizi isteklere getirecek? Ben bir apartman dairesi istiyorum, şöyle doğal gazlı falan. Çocuğun sünnetini de unutma. Ne apartmanı abi, kim kaybetmiş ki size verelim? Bizim durumumuz sizinkinden kötü. Akraba yanında gecekonda yaşıyoruz. Sahi aklıma gelmişken, şöyle bir baktık da sizde iki oda var. Birine biz yerleşsek fazla yer de işgal etmeyiz. Yemekli, bulaşıklı yardım da ederim. Bir gibi geçinip gideriz. Ne diyorsunuz siz ya? Sizi boşuna mı çıkarttık lan biz buradan? Hani masalda herkesin her dediğini yapıyorsunuz? Çok eskiden öyleymiş beyim. Artık biz de zor geçiniyoruz. İçerideyken sizin cinlerin metini duyduk. Dediklerine göre sizin cinler cin fikirleri sayesinde ellerini bile kıpırdatmadan zengin oluyorlarmış. Devlet parasıyla kendilerine sırça köşkler yaptırıyorlarmış. Ya. Bizim cinliğimiz bu devirde artık para etmiyor beyim. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar.